çok büyük bir heyelan var tabii. Buranın temizlenmesi ve durması çok ciddi vakit ve zaman alacağı görünüyor. Karayolları Bölge Müdürümüz ve ekibi birkaç alternatifle çalışma yaptılar. O çalışmaların hangisinin daha uygun olduğunu görmek için araziyi yerine görmek istedik. Onun için buraya geldik. Buranın bir an önce bitirilmesi yöre için de önemli olduğunu biliyoruz. Bunun için bir çalışma yaptık. Bu alternatifleri değerlendirip gerekli bilgilendirme yaparız. Şu anda burada 300 bin metreküplük bir heyelan hareketi var. Büyük bir heyelan. Bununla ilgili çalışmamızı yapıp sizleri bilgilendireceğiz. Bu yıl içerisinde Şubat ayında yine aynı kısımda bir heyelan hareketli yaşamıştık. O zaman da hareketliliğin devam etmesi nedeniyle bir müddet heyelanın olduğu kısma müdahale edilememişti. Şimdi daha büyük bir heyelan hareketliliğiyle karşı karşıyayız. Arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre olup biten değil, bir miktarda devam eden bir hareketlilikle karşı karşıyayız. Yüzeyi çok geniş. İnşallah valiliğimiz, bölge müdürlüğümüz, bakanlığımız en kısa ve en süratli şekilde çözüm üretmeye çalışacak. Fakat şunu ifade etmek lazım, zor bir coğrafya, zor bir kısım, büyük bir heyelan. Dolayısıyla belki bir miktar vatandaşlarımızdan sabır ve tahammül bekleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte daha kalıcı çözüm üretebilmek için şimdilik söylenmesi gereken de sadece bundan ibaret.